Kur'an'ın ayetlerinde Cenab-ı Hakk'a tefekkür mesleğine müminleri teşvik ediyor. Ülfeti kırmanın da bir manası kelamın derinliğine, o kelamın kalıbı arkasındaki manaya nazarını hasretmektir. Tefekkür mesleği diyor. Kur'an müminleri tefekkür mesleğine teşvik ediyor. Risale-i Nur'un mesleği nedir? Aciz, fakr, şefkat ve tefekkürdür. Meslek diyor. Meslek nedir? Meslek bir insanın sürekli yapmış olduğu iş. Şimdi bir adam eline fırçayı alır. 10 sene, 15 sene duvarları boyar. Millet, efkar-ı amme bu adamı ne biliyor? Bunun mesleği ne? Boyacı. Bir adamın elinde fırça var, sürekli tablo yapıyor. Kim bu adam? Ressam. Kim bu adam? Hattat. Demek ki meslek bir insanın sürekli meşgul olduğu iştir. Her meslekte bir suhiyet vardır. Meslek bir uzmanlık sahasıdır. Her eline fırça alan ressam olamaz. Bir insan bir meslek sahibi ise o işin inceliklerini bilir. Derinliklerine iner. Hukufiyet ve rüsuhiyete sahiptir. Risale-i Nur'un mesleğinin esasından birisine tefekkür mesleği. Demek tefekkür bizim dünyamızda sürekli meşgul olmamız lazım gelen işimiz, yoğunluğumuz. Rüsuiyete çıkmamız lazım. Yani uzmanlık sahamız. Risale-i Nur'un eczalarındaki kuvvetli ukde-i hayatiye ve parlak nurlar o sikke-i tefekkürün lematıdır. Öyleyse tefekkür mesleğinde derinleşmek için elden geldiği kadar hepimizin derecesine nispeten ülfet ve nazar-ı sati belasından kurtulması lazımdır.